Merhabalar. Evet, nasıl başlayacağımı da bilemiyorum. Çok kötü günler geçiriyoruz. Ülkemiz korkunç bir depremle sarsıldı, hepimiz sarsıldık. Ama artık inşallah yaralarımızı saracağız. Eğitimlerimiz çok daha fazla olmalı artık. Bunu çok iyi biliyoruz, artık gördük. Daha çok eğitim yapmalıyız, daha çok eğitim almalıyız, daha çok bilinçlenmeliyiz her konuda. İnşallah Allah'ım bir daha hiçbirimize yaşatmasın. Ben de 1999 depreminde nöbetçiydim, hastanede çalışıyordum. Yani o an zaten kendini düşünmüyorsun ki. Yani içimde depremle ilgili mesela hiç yaşadığımı, ben o an deprem yaşadığımızı anlamadık çünkü direkt bizim hedefimiz anneler, bebekler, anneler, onlardı yani. Onları zaten, onlar da bütün şeyle bize yapıştılar yani, hani bizden beklediler. O yüzden de Allah'ım yaşatmasın yani. Evet, artık bu konularda daha bilinçli olmamız lazım. Artık bu deprem maalesef birçok hepimizin ezberlerini değiştirdi. Artık birçok konuda bilinçli olmamız çok daha önemli, dediğim gibi. Beslenmek, afet dönemlerinde, deprem dönemlerinde bebek beslenmesi, emzirme ne kadar önemli biliyoruz. Evet, diyeceksiniz belki yiyecek ekmek bulamadılar, su bulamadılar, haklısınız ama yani mutlaka beslenmek çok çok önemli. Emziren annelerin psikolojisi illa depremde de olması gerekmiyor. Birçoğumuz zaten yani en yakınımız gibi hissettik bütün acıyı. Ama ailelerimizden, yani yakınlarımızdan kaybettiklerimiz oldu. Bu durumda emziremeyen, yani illa afet bölgesinde olmayıp emziremeyen, sütü azalan, çünkü anne sütü biliyorsunuz daha çok hani stresten, oksitosin hormonu, o kasılıklı bebeğe sütü ulaştıran hormon, maalesef stresten çok etkileniyor. Tabii bu kadar üzüntü içinde yemek içmek aklımıza gelmiyor. O yüzden de birçok annelerimizin stresi çok arttığı için bebek beslenmesi konusunda da kaygıları arttı. Evet, bu durumlarda ne yapmalıyız? İnşallah hiçbirimizin başına gelmez ama böyle bir durum, afet durumu yaşanırken, depremleri, selleri, yani bir sürü şey, ya da hani illa bizim içinde olmamız gerekmiyor. Aynı acıyı gerçekten, yani aynı acıyı yaşadık zaten. Bu durumda ne yapmak lazım? Bebek beslenmesi, anne beslenmesi çok çok önemli. Nelere dikkat etmeliyiz? En önemli şeylerden biri, değil mi, bebeğimizi enfeksiyonlardan koruyan, tek başına bütün ihtiyaçlarını ilk 6 ayı karşılayan, 2 yıla kadar emzirin dediğimiz anne sütü. Hem anne bebek, anne bebeğini yani ten teması, yanında hissettiğinde, emzirdiğinde çok daha kendini iyi hisseder. Çok daha moralini bebeğine bakar, bebeğinin ona gülümsemesi, emerken o gözlerin içine bakması annemizi çok daha mutlu eder. En azından bir an olsun stresten uzak tutar. Onun için en önemli, afet dönemlerinde, afet bölgesinde uzaktan yaşayanlar, annelerimiz için en önemli şey anne sütü. Olabildiğince emzirin. Yani her istediğine verin. Mutlaka böylelikle hem sizin için hem bebeğiniz için en faydalı şey yapacaksınız. Eğer emziremiyorsanız, o an hani, ya da bebeğimiz memeyi reddediyorsa, hani olabildiğince tabii bebeğimize vermeye çalışıyoruz. Eğer bebeğimizde böyle bir red durumu varsa hani nedenine, çözümüne gidiyoruz. Ama göğüsleri de ihmal etmiyoruz. Mutlaka hani olabilir o bölgede, belki hani oradaysak pompa bulmak zordur. Bir sıcak uygulama, bir hani şey zor olabilir ama en azından hani bir masaj yapmak şu şekilde, hani elinizin altında böyle yoğurur gibi uçlarını şöyle uyarıp şu şekilde yapıp elle sağım dediğimiz, aynı bebek nasıl C şeklinde var ya, şu C şeklinde en azından şey yapıp şu şekilde biraz sütü sağıp devamlılığını sağlamak gerekiyor. Bebeğimiz hani kucağınızda, memenizde uyutmanız, bebeğinizle bol bol ten teması yapmanız kesinlikle sütünüzü tekrar artıracaktır. Bazen relaksasyon dediğimiz, haftalar sonra, aylar sonra bile emzirmekle, göğüse uyarı vermekle, masajlarla, işte pompa bulabilirseniz pompa,
bulamazsanız elle sağımlarla sütü de yani defalarca sütün anne sütünün geri geldiğini biliyoruz. O yüzden lütfen ümitsiz düşünmeyin. Hemen sütünüzün azalması durumunda paniğe kapılmayın. Olabildiğince çünkü hani süt emdikçe gelir, olabildiğince emzirin. Tabii ki hani hani sonuçta emzirmek için de annemizin hani beslenmesi, sıvı alımı da çok önemli. Bu durumlarda canımız yemek yemek istemiyor. Yeterli sıvı almıyoruz. Öğünleri özellikle afet bölgelerindekileri hani ben şimdi yemem hani aman öğün atlamayın. Yok şu çeşitlilikle yedim, bu çeşitlilikle yedim ama ne bulursa besleyici mutlaka tüketmesi gerekiyor. Hani o an canı istemese bile mecburen bebeği için mutlaka yemesi gerekiyor ki depolarını sağlıklı tutsun. Süt üretimi devam etsin. Hani sıvı alımına yine aynı şekilde çok dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki hijyen koşulları çok önemli değil mi? Çok çok önemli. Özellikle içilen sular şeyde de yaşadık zaten. Su hani bazen zor ulaştığımız durumlar oldu. Ama olabildiğince su zaten temiz olmalı ya da mutlaka kaynatılmalı ve bol sıvı tüketilmeli. Bu da çok çok önemli. Tabii uyku da hani annemizin sütün artması için olabildiğince en azından bebeği böyle yanında hani onunla ten teması yapıp bol bol hani bebeğiyle artık yani hani şartlara göre değişebilir. Güvenli bir şekilde yanında onunla bile uyuyabilir. Hani eğer bu şekilde korkudan uyuyamıyorsa yani odanıza bile alabilirsiniz bu durumda. Artık dediğim gibi bütün ezberleri bozduk. Önemli olan sizin hani stresten uzak olmanız, bebeğinizle de olabildiğince yakın olmanız. Şimdi bu durumda bazı durumlarda hani özellikle afet bölgelerinde çok gördük ya da işte her şey değişti dediğim gibi deprem çantasına bile önceden işte biberon koyuyorsunuz. Şimdi artık bunu da bununla ilgili de bir video çekeceğim. Alternatif besleme yöntemlerinin neler olduğunu da bilmemiz ve nasıl uygulandığını bilmemiz de çok önemli. Çünkü o an sütünüzü sağabilirsiniz ya da o bebeğimizin beslenmesi önemli değil mi? O an mama vermeniz gerekecek. Gerekirse mutlaka tabii ki hani biberonun temiz olması, hani o an steril edilmese bile en azından kaynamış suda 3-5 dakika beklemesi yeterli olur. Mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bakteri süt içinde. Sonuçta bakteri üretebilir. Mama da aynı şekilde. Temizlik çok çok önemli. Hani kaynamış suyla hiçbir şey bulamazsan mutlaka iyice temizleyip çalkalamak mutlaka gerekiyor. Yine mama yapacağımız suyun temiz olması, temiz su bulamıyorsun. Mutlaka kaynamış, soğutulmuş su olması da çok önemli. Şimdi ölçekleri mama bebeğiniz hani özellikle afet durumlarında ya da böyle ulaşamadığımız durumlarda bebeğiniz 1 numara mama yiyordur. Mesela 3 numara mama elinize geçti. Bunu vermekle bebeğinize hiçbir zarar olmaz. Ama biraz mesela hani 1 numara veriyorsanız hani 90 cc 3 ölçek koyuyorsanız 2,5 ölçek koyarsınız. Hani 2 ya da 3 numara verdiğinizde ona mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Şimdi biberon elimizde mesela kısıtlı temizleyemiyoruz ya da bulamıyoruz. Bunun dışında alternatif neyle besleyebiliriz? Kadeh dediğimiz aslında kadeh dememiz biraz tepki alabiliyor ama bunun hani pazarlık hani satın aldığınızda kadeh diye alıyorsunuz. Bunun şey ismi öyle olduğu için kadeh diyoruz. Hani bizim de hastanede bebek kadehi hani şey yaptığınızda. Ama kadeh bulamazsanız şöyle hani keskin cam ince olursa kırabilir. Bebeklerin damakları kuvvetlenir. Bir bardak olur. Hiçbir şey bulamıyorsan hani kağıt bardak belki bir sıcak suyu şöyle bir çalkalarsınız önceden. Ama kadeh dediğimiz minik bir fincan olabilir sağlam ya da bir sağlam bir hani şey bardak olabilir. Şu şekilde ne yapıyoruz? Sütümüzü hani bu şekilde içebiliriz, bu şekilde içirebiliriz. Biberonu kapağıyla bile içirebiliriz. Hani temiz, onu zaten şey yapmıştık. Temiz olması şartıyla eğer şey bulamıyorsanız kadeh dediğimiz şöyle mesela şöyle bir şeye koydum. Ama önemli olan bir keskin olmaması. Bakın bebeğiniz bunu bir an alıp Allah korusun kırıp ağız yaralanmalarına neden olabilir. Bebeğimizin dik olması çok önemli. Baş ve boyun kısmının desteklenmesi. Hani şöyle sarılıp da şey yapabilirsiniz. Şu şekilde tutabilirsiniz.
baş ve boyun kısmının desteklenmesi çok önemli. Olabildiğince dik tutuyor. Şimdi kadehi, şimdi bebekler mesela videolarda da görüyor. Anneler korkuyorlar ya da izleyenler korkuyorlar, boğulacak zannediyorlar. Hayır, aslında bebek kendi o hızla çekiyor. İnanın böyle hani susarsın, kanarsın, kana kana su içersin ya, o şekilde içiyorlar. Ama bebeğin başı yukarıda olduktan sonra hiçbir şey olmaz. Kadehi ne yapıyoruz? Sütü koyduk. Şu alt damağına doğru koyup şöyle azıcık sütü dudaklarına şey yapıyoruz. Zaten o böyle yapışı ucuna lok 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 lok, o emdikçe, çektikçe siz onun ritmine göre kaldırıyorsunuz. O an öksürdü, öğürdü. Hani olabilir. Bebekler zaten hani bunu emerken de yapabiliyorlar. Orada da şey yapabilirsiniz. Hani direkt kaldırmıyoruz, sırtına vurmuyoruz biliyorsunuz ilk yardım eğitimlerinden. Şöyle hafif öne doğru eğersiniz. Ya da aynı şekilde ağzını açıp şu şekilde hafif öne doğru eğip şu iki kürek kemiğinin arasına ya da öne eğdiğinde şöyle de vurabilirsin, ama öne eğdiğinde otomatikman zaten süt aşağı akacaktır. Ama dik pozisyonda baş ve boyun desteklendiğinde şu şekilde verdiğinde inanın hiçbir şey olmaz. Yine bardakla da aynı şekilde. Bardakla da mesela bardağa biraz süt koydum. Aynı şekilde, ama ince cam olmasın. Dudağın alt dudağa yerleştiriyorum. O öyle kapatıyor. Bir iki damla şöyle ağzına şey yapıyorum. Ondan sonra lıkır 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 içiyor. İçtikçe siz şöyle kaldırıyorsunuz. Yine bulamazsak yani hep hangisini bulursak artık enjektörde hani her zaman bulmak özellikle afiyet bölgelerinde ya da afiyet durumlarında çok şey yapıyor, ama kaşıkla da besleyebilirsiniz. Yine temiz bir kaşık bebeğimizin süt baktı. Şöyle sağlam bir şekilde tutup başı yukarıda. Yine kaşığı minik dolduruyoruz. Yine alt dudağına hafif bir uyarı. Zaten kaşığı da böyle eme 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 alır. Biz de böyle hafif hafif kaşığı kaldırıyoruz. Enjektörle besleyebiliriz. Enjektörle nasıl besliyoruz? Şimdi bir şey almamışım. Enjektörle de şu şekilde enjektöre çekiyoruz. Yine burada da sanki böyle bebek ilk aç olduğunu çok hızlı çekiyor gibi. Sanki biz pistonu çok hızlı itiyormuş. Biz bu yöntemi çok kullanırız. Özellikle alternatif beslenme yönteminde. Aslında biz pistonu itmiyoruz. Bebek kendi çekiyor o hızla. Doydukça o çekme şeyi yavaşlıyor. Yine enjektörün iğnesini tabii çıkarıyoruz. Şu şekilde çektik. Yine alt dudağına şu şekilde dudağına yapıyoruz. O zaten ne bu sevmiyor. Hafif pistonu böyle baş yukarıda, yine çok önemli. Hafif bir pistonu ileri doğru itiyoruz zaten. Sonra bebeğimiz onu çekmeye başladığında pistonu biz itmiyoruz. O kendisi çekiyor. Biz sadece destek oluyoruz bu kadar. İlk başta hızlı hızlı çekiyor. Sonra artık doymaya başladığında piston yavaş yavaş zaten belki de biz minik 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 bir şey yapıyoruz. Ama kesinlikle bu şekilde hani enjektörü şöyle boşaltmıyoruz. Hani bu gibi yöntemlerle alternatif beslenme yöntemi dediğimiz, bunu biz meme reddelerinde de biberonla memeyi reddedebilir diye, emme şaşkını olmasın diye bu gibi yöntemleri kullanıyoruz. Bu şekilde rahatlıkla yapabiliriz, besleyebiliriz bebeğimizi. Kaşık olur, kadeh olur, bardak olur. Dediğim gibi hani herhangi böyle bebeğimizin ağzına zarar vermeyecek bir şey dik bir pozisyonda rahatlıkla verebiliriz. 6 aydan sonra zaten ilk bir yıl biliyorsunuz ana öğünümüz anne sütü ya da devam sütü. Ama 6 aydan sonra ek gıdalara başlıyoruz. Yine o bebeklerimizi yine hani olabildiğince prebiyotik içerikli işte yoğurttur, süt, anne sütü ya da devam sütü, kefir, tahıllar, sebze çorbaları, eğer bulabiliyorsak et mutlaka yedirmemiz gerekiyor. Minik minik de olsa, az az da olsa mevsim sebzelerinden, mevsim meyvelerinden bu şekilde bebeklerimizi beslemeye devam ederiz. Ama hani açıkta duran, herkesin gelip uzandığı, ellediği kesinlikle, ya da işte o an mutlu olsun diye sürekli paketli gıdalardan, hani şeylerden, asitli yiyeceklerden falan uzak duruyoruz. Ama 6 aydan sonra suda, kaynamış su, tabii su da çok önemli. Temizliği, verdiğimiz şeyin temizliği de çok önemli. Kaynamış su bebeğiniz istediği kadar verebilirsiniz. Bana hani bugünlerde şu an hani çok daha 11 gün oldu, 12, 11 gün oldu. Çok soran anne işte sütüm azaldı, az emdim, biraz su versem ne olur? Hayır, yani su vermiyoruz 6 aydan önce. Zaten o aç değil mi? Aç olduğu için şey yapıyor. Annesinin %80'i su zaten ondan karşılama. Yetersiz olduğu durumlarda
daha çok emzirin, daha çok işte arttırmak için biraz daha beslenin, biraz daha sıvı alına, azıcık daha fazla uyumaya dikkat edin. Azıcık böyle stresten biraz uzak durun, daha bebeğinizle baş başa ona sarılın, kapatın gözlerinizi. Hani onunla olabildiğince ten teması kurun. Olmadı, devam sütü mama verebilirsiniz. Şimdi özellikle afet durumlarında ya da işte bu gibi durumlarda zaten hani hepimiz de gördük, hemen bulunmayabilir. Yani mamada ya da mamaya zor ulaştığımız durumlarda anne sütü o an azsa orada inek sütü verilebilir. Ama sütün de tabii ki temiz olabilir. Eğer imkan varsa kaynatılması çok önemli. Ama inek sütü yeni doğan bebeklerde 12'de 1. Çünkü onların proteinleri çok ağır olduğu için bebeğimiz alerji yapabilir. Böbreklerine aşırı bir besin yükü, artık kansızlık yapabiliyor biliyorsunuz. Yeni doğanlarda 12'de 1 sulandırıyoruz. 6 ay üstünde de 3'te 1 mutlaka sulandırıp vermek gerekiyor. Hani bunu da şey yapmamız önemli. Şimdi bir de süt annelik durumu var. Şimdi bana da bir sürü anne yazdı. Ben emzirebilir miyim? Bir bebek emzirmek istiyorum. İşte sütünü bağışlamak isteyen anneler çok oldu. Ama sütü bağışlamak, şimdi o hijyenik koşulları sağlamak çok zor değil mi? Soğuk zincir 2-8 derecede olacak. Onun oraya ulaştırılması, orada korunması, orada çözdürülmesi, temiz bir şekilde bebeğe verilmesi, onlar riskli. Hani belki bir hastaneye ya da bir merkeze hani şey yapılabilir, aile kurumlarına, ama direkt deprem bölgelerine ya da afet bölgelerine süt şey yapmak biraz hani sakıncalı. Koruyamayacağımız sütün bozulma ihtimalinden dolayı, ama süt annelik yapmak isteyen çok oldu. Buna da çok karşı çıkın oldu, ama bu tamamen sizin annenin isteğiyle tabii ki emzirebilir. Yani güvendiği bir kişi tabii ki emzirebilir. Tabii bunu ben şeyini veremem. Annesi kararını verir ya da ailesi verir. Eğer annenin sağlık problemleri varsa. Ama bunun için de birçok anne bize başvurduğunu yine aynı şekilde söyleyebilirim. Tabii ki biz bebek beslenmesi çok önemli. Anne beslenmesi çok çok önemli. Tabii ki hangi durum olursa olsun bulabildiğimiz kadar, ulaşabildiğimiz kadar, hijyenik koşulları sağladığımız kadar bebeğimizi öncelikle bol bol emzirin. Bol bol hani bulabiliriz işte mama veriyorsa ona göre koşularda ya da işte inek sütü dediğim gibi artık ezberler bozuldu. O şekilde besleyebiliriz. Ama burada annenin sütün devamlılığı için, tekrar gelmesi için, annenin beslenmesi, morali kadar, dinlenmesi kadar, uyuması kadar beslenmesi de çok önemli değil mi? İşte şimdi afet bölgesinde olmayabilir, uzaktan izleyenler hepimiz ne yemek yiyebildik, ne canımız su içmek istedi. İşte bu durumda tabii ki sütünüz azalabilir. Çünkü vücut kendi depolarını ya da vücudunuzdaki depoları fazlasıyla kullanmış olursunuz. Biz yine değil mi, bu gece ya da şu an ne olacağını bilmediğimiz için biz ne yapalım? Emziren anneler depolarımızı sağlam tutalım. Bu da bir hazırlık. Yani beslenmemize dikkat ederim. Hani herhangi bir durum yokken beslenmemize dikkat edelim. Depolarımızı koruyalım. Vücudumuzun bağışıklığını yükseltelim ki en azından bu gibi durumlarda bir iki gün az yedin, az içtin. En azından vücut depolardan kendi bedeninin sağlığını korur, devamlılığını sağlar. Onun için lütfen şu dönemlerde biliyorum uzaktan da olsa çok üzülüyorsunuz. Yakında olanları zaten düşünmek istemiyorum. O bölgede olanları düşünmek istemiyorum derken yani düşünüyoruz tabii ki de hani ne halde olduklarını biliyor, az çok hissedebiliyoruz, görüyoruz. Ya da yakınlarının yanına birçok kişi gitti bebeğiyle değil mi? Onlar aynı şekilde işte olabildiğince sağlıklı beslenmek, sağlıklı dedim artık ne bulduysan sağlıklı olabilecek. Hani o an bir imkanı yemek varsa orada tabii ki çikolatayla karnını doyurmak gibi değil, ama hiçbir şey yoksa çikolata da yiyebilirsin onun gibi. Olabildiğince temiz ulaşabildiğin hani şey yapıdan bol bol sıvı almak, depolarımızı korumak çok önemli. Yine aşılar çok önemli sevgili anneler. Aman aksatmayın aşılarını. Bebeklerinizin bütün yani aşılarını yaptırın. Özellikle biliyorsunuz afet durumlarında maalesef hijyenik koşullar tam sağlanamadığı için maalesef işte ishaller, solunum yolları enfeksiyonları, gastroenteritis, işte ishaller, mide problemleri, bir sürü hastalıklar, salgınlar oluşabiliyor. Virütük yine salgınlar. Onun için bebeklerimizin rotavirüs aşılarını
Bütün aşıların artık kızamık aşısı biliyorsunuz yine daha erkene koyuldu. Bütün aşılarını mutlaka mutlaka yaptırın. Hani aman bekleyelim canım, bir şey olmaz. Biraz zamanı geldi ama bir hafta sonra yaptıralım demeyelim. Biz gününde yaptıralım ki yarınımızda hani garanti değil mi? Bilmiyoruz, dediğim gibi hiçbir korku senaryosu da çizmeyelim ama sonuçta biz önlemimizi her zaman alalım. Yani afet durumlarında, yaz durumlarında dediğim gibi ya da hani bu durumlara Allah tabii tekrar söylüyorum kimsenin başına vermesin ama bebeği olan aileler için, annelerimizin dediğim gibi en önemli şey emzirmek, hijyenik koşullara dikkat etmek, sütün devamlılığını sağlamak. Olabilir, azalabilir, o an gelmeyebilir ama bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Kesinlikle o konuda moraliniz yüksek. Yani başka konularda her konuda hani stres olmayı moraliniz yüksek diyemeyeceğim ama o konularda en azından kendinize güvenin, bebeğinize güvenin, teninize bol ten teması yapın. Beraber uyuyun güvenli bir şekilde. Yanınızda, hep yanınızda, gözünüzün önünde olsun. Hem kendinizi daha iyi hissedersiniz hem de sütün devamlılığı için. Çünkü o bebişimizin bir şeyden haberi yok. Hani bir şeyleri bizi hissetse de etraftaki stresi, üzüntüyü, kaygıyı ya da hani şeyi ama onun beklentisi tabii ki annesinin sütü, beslenmek. Onun için bunlara dikkat etmemiz, bu konularda da hazır olmamız gerekiyor. Yine eğitimler, ben zaten hani sevim kuracağım biliyorsunuz. Bebek hemşiresiyim, 35-87 mezunuyum, ebeyim aslında. İlk yardım eğitici eğitmeniyim. Artık bir sürü burada videolar paylaşacağım. Hani olabildiğince bu konularda ne kadar bilgi sahibi olursak, azıcık bile aklımızın kenarında bir şey kalsa, o bizim için hiç ummadığımız zaman da büyük bir fayda olur, büyük bir yardım olur. Onun için ben de burada yine bir sürü YouTube'da bir sürü eğitimler, eğitim dediğim böyle hani konularda şeyler koyacağım, bol bol videolar paylaşacağım. İnşallah hiçbirimiz, hiçbir dünya, Türkiye'm, dünya, hiç kimse bir daha bu acıları, bu şeyleri yaşamasın ama her zaman hazırlıklı olmak değil mi? Hazırlıklı, yani nasıl denir? En azından biz eğitimlerle biraz yani diğer hazırlıklarda farklı tabii, evimiz için, binamız için, çevremiz ayrı ama biz en azından bu durumlarda ne yapacağımızı, bebeğimizi nasıl başka türlü besleyebileceğimiz şey konularında biraz bilgi sahibi olalım.